Merhabalar Hemhal Podcast'e hoş geldiniz. Bugün uzun zaman sonra tekrar sizlerleyim. Ben çok heyecanlıyım, konum da çok heyecanlı ama çok güzel bir konuyla başlayacağız bugün Hemhal Podcast'e. Bugün ilk kez konularımızı genişlettiğimiz ve farklı alanlara değindiğimiz bir noktayla başlayacağız. Rümeysa bugün benim konuğum, çok yakın bir arkadaşım, çok sevdiğim bir arkadaşım. Birlikte uzun süredir çok fazla konuda bir araya geldiğimizde istişare ettiğimiz ama aynı zamanda bu konuları bir podcast bölümüne dönüştürebileceğimizi düşündüğümüz bir konuda bu bölümü kaydediyoruz. Rümeysa benim çok yakın arkadaşım. Biz 4 yıldır haftalık olarak bir araya geliyor. Uzaktan da olsa. Ve dert edindiğimiz konuları fikir alışverişi yapıyoruz, tartışıyoruz ve birbirimize bir fikir aktarımı yapıyoruz. Çok da ben çok istifade ediyorum. Bugün de boykot konusunda ilk aklıma gelen Rümeysa oldu. Konuk edebileceğim isim olarak. Rümeysa Hafızoğlu doktora öğrencisi. İlahiyat alanında doktora yapıyor. Doktora yaparken aynı zamanda toplumsal birçok konuyu da ele alıyor ve tartışıyor ve bu konulara kafa yoruyor. Rümeysa, senden kısaca kendini tanıtmanı isteyeceğim. Hangi alanda yazıyorsun tezini ve şu anda hangi konularla ilgileniyorsun? Çok teşekkür ederim Sümeyra öncelikle. Gerçekten hem böyle bir konu hakkında konuşmak hem seninle yine böyle bir mesele etrafında bir araya gelebilmek benim için de çok kıymetli. Ben doktor öğrencisiyim. Din sosyolojisi alanında çalışıyorum. Toplumsal cinsiyet ve din arasındaki olan ilişkiyi Müslüman kadına olan yaklaşım üzerinden değerlendirmek üzerine bir doktora çalışması yürütüyorum. Sahada ve nicel bu anlamda görüşmeler ve pratikler uygulayarak da çalışmalarıma devam ediyorum. Bunun yanında ilgi alanlarım arasında tefsir çalışması, aslında Kur'an sosyolojisi gibi meseleler var, dindarlık sosyolojisi gibi meseleler var. Bunlar üzerinden de aslında bugünkü yaşadığımız pratiklere nasıl bir temellendirme üretebiliriz, neler üretebiliriz, fikirsel anlamda kaynaklarımıza başvuru kitaplarımız neler olmalı üzerine fikirler yürütüyorum. Bu mihvalde de programlarda hem görev almaya hem de üretmeye çalışmalarıma yoğun bir şekilde devam etmeye çalışıyorum. Şu anki meşguliyetlerimi böyle tanımlayabilirim. Ben de aslında senin bu doktora sürecine çok yakından şahitlik edenlerden biriyim sanırım. Böyle ilmek ilmek işliyorsun ve biz de seni hayranlıkla izliyoruz aslında. Bugün seninle boykot konusunu konuşmak istiyorum Rümeysa. Çünkü boykot hayatımızın, yani benim için mesela 20 yıllık bir mesele. Çünkü ben ilk 2002 yılındaydı sanırım. Gazze'deki intifada başladığında ve sonrasında abluka başladığında 2006 yılında. O günlerden beri belli markaları özellikle bilinen ve bugün çok ön planda olanlar boykot eden biriyim zaten hali hazırda ve o hiçbir zaman değişmedi benim için. Tabii zaman zaman gevşettiğimiz oldu veya unuttuğumuz veya önemsemediğimiz oldu hepimiz için geçerli sanırım ama Gazze'de katliam, abluka, işgal listinde devam etti bu süreç içerisinde. Şimdi tekrar çok sıcak bir konu elbette. 7 aydır devam eden bir işgal var, bir savaş var orada. İnsanlara karşı yürütülen bir katliam var Filistinlilere karşı özellikle ama ben bu boykot meselesini Filistin özelinde değil daha geniş anlamda Müslüman ahlakına dahil mi boykot konusu? Bunu sormak istiyorum sana. Boykot bizim neyimiz olur özellikle ve Müslüman tüketim alışkanlıklarını, tüketim davranışlarını, alışveriş davranışlarını ve kapitalizme olan yakınlığını ve uzaklığını ne ölçüde belirlemeli? Nasıl bir bakış açısıyla bunları değerlendirmeli ve nasıl bir mesafede durmalı? Bunları seninle konuşmak istiyorum. İlk sorum bununla ilgili olacak. Çünkü dediğim gibi Filistin özelinde sormak istemiyorum. Çünkü Uygur Türkleri meselesi var mesela. Onlar da çalışma kamplarında Çin rejimi tarafından çalıştırılıyorlar ve onların o ucuz işçilikle ürettiği zorla çok kötü şartlarda olduğuna emin olduğumuz şartlarda bu ürünleri üretiyorlar ve özellikle fast fashion dediğimiz bugün hızlı bir şekilde üretilen, hızlı bir şekilde tüketilen moda sektörünün en hızlı tükenen parçaları, en yaygın parçalarını orada üretiyorlar. Aynı şekilde Afrika'da üretilen lityum bataryalar, telefonlar için üretilen, aynı şekilde Hindistan ve Bangladeş'te yine fast fashion'a hizmet eden ürünler. Bunları ele almak istiyorum seninle. Yani sadece Filistin özelliği değil ama elbette sıcak bir konu olduğu için oraya da değinebiliriz. Bir sonraki başlıkta birazdan konuşacağımız belli tesettür markalarının bu konuda yaptığı açıklamalar, geri durmaları ve tepki aldıklarında yaptığı açıklamaları da ele almak istiyorum. Sen ne diyorsun? Boykot bizim neyimiz olur? Çok güzel bir girişti Sümeyra ve gerçekten olayı öyle bir dünya meselesi aslında. Meselenin ne kadar çok boyutlu olduğunu gösterdi ki bir yandan sen böyle söylerken ben tabii ki de düşünmeye de başlamış oldum. Ama boykot bizim neyimiz olur? Aslında meselenin tam da ortasına
merkezinde olan gerçekten çok önemli bir mesele. Zaten boykotu tamamladığımızda, tanımladığımızda bence meseleye olan perspektifimiz de değişiyor. Boykotu nereden tanımlarsak o zaman bu olayın kapsamı da genişleyecek ve daralacak. Çünkü benim için boykotu bir alanla sınırlandırmak ya da kendine göre sınırlandırmak tanımlamanın aslında bugün ne kadar çelişkiler ve tutarsızlar yürüttüğünü de görüyorum. Hep boykota düşündüğüm şeyler benim için onlar oluyor. Ama ilk boykot bizim neyimiz olur dediğinde benim aklıma ilk gelen şey boykot bir sorumluluktur diyorum. Yani birey nabzında boykot aynı zamanda bir farkındalıktır. Ama en temel anlamda sorumluluktur. Sorumluluk kelimesi benim için Kur'an'dan öğrendiğim bir tanımlama ve perspektifle bunu açıklamak istiyorum. Sorumluluk da benim için yapmak zorunda olduğun şeylerdir. Yani her zaman sorumluluk demek aslında şahsi isteğe bağlı olan şeyler de değildir. Keyfi keder şeyler değildir. Atıyorum en basitinden örnek verelim burada. Sorumluluk sabah kalktığında yatağını toplamak zorunda değilsindir ama toplamak zorunda olduğun bir eylemdir. Yani boykot da buradan boykota gelecek olsan da boykot da hepimizin hayatını etkileyen hem bir şeydir hem değildir ama yapmak zorunda olduğumuz şeydir. Boykotun ben bir tercih meselesi olması gerektiğini de düşünmüyorum. Benim hayatımı etkileyecek, zorlayacak ki ben onu hissedeceğim. Boykot ettiğimin farkına varacağım. Zaten kullanmadığım markalar, ürünler ya da ne bileyim izlemediğim diziler üzerinden boykot etmenin de bir anlamı yok. Kimlerimizin hayatında boykot kavramıyla çok bir şeyler değişmiyor. Ama herkesin hayatında değişmesi gereken bir şeydir. Çünkü boykot bir duruş meselesidir. Bir şey intisap edilen bir şey değildir. Farkındalık da o yüzden desteklemeye çalışıyorum farkındalık kelimesiyle. Çünkü ne ürettiğini, ne izlediğini, arka planıyla düşünmesi, bakması, gelir gider hesabını sadece fikirsel anlamda da yapmak ve farkında olabilmektir. Boykot benim neyim olur? Yapmak zorunda olsam da olmasam da yapmak zorunda olduğum şeydir. Sorumluluktur anlamıyla bunu tanımlamak istiyorum. Yani aslında kimse seni buna zorlayamazken kendi bilincinle ve kendi tercihinle bir şeylere kısıtlama getirmen kendi açından ya da bir şeylerden vazgeçmen, fedakarlık etmen. Çünkü dünya alternatiflerle dolu bir yandan da. Bunlara mecbur da değiliz. Ben şöyle de düşünüyorum. Tersten bakacak olursak, katılır mısın bana bilmiyorum. Bizim boykot yapılması gereken bir şey olsa da yani bir duruş göstermek için bizim de boykot yapmaya ihtiyacımız varmış gibi hissediyorum bazen. Çünkü hani elimiz kolumuz bağlı. Ben bir vatandaş olarak, bir birey olarak ne yapabilirim? Neyi ne kadar değiştirebilirim? Bu anlamda mesela insanlar şey diyorlar ya hani almadık da ne oluyor? Hani sanki biz o koca şirketleri bitirebilir miyiz? Hayır ama benim bunu yapmaya ve kendi kendimle tutarlı olmaya, kendimi tutarlı görmeye ve aynaya bakabilmeye ihtiyacım var. Dolayısıyla boykot yaptığımda ancak bunu yapabiliyorum. En azından temiz bir vicdanla diyorum ki buna hizmet eden, bariz bir şekilde hizmet eden şirketlere ben destek olmuyorum hiçbir şekilde diyorum. Sanki bizim de buna ihtiyacımız varmış gibi hissediyorum. Çok güzel. Çünkü ben bu Filistin Gazze meselesi, boykot meselesi bizim dünyamıza yeni girmedi. Sosyal medyayla sanki yeni bir şeymiş gibi olmaya başladı. Çocukluğumuzdan başlayan bir mesele aslında. Yani çocukken de ben belli markaları hiçbir zaman gitmedik ve ailece gidilmeyeceğini, alınmayacağını hep bilerek yetiştirildik ve fark ettik. Ya da buna büyüdükçe buradan taviz verdiğimiz noktaları olunca da bir suçluluk psikolojisi, bir utanç meselesi bizim üstümüze yüklenmiş oldu. Ama bugün belli yerlerde oturup kalkınca kimse bunu üstlenmiyor. Aslında bu insanın duruşunu da belirleyen bir şey. Bugün boykota bakıyorsunuz, İsrail karşı taraf seni boykot ediyor. Anlatabiliyor muyum? Yani güçlü bile kendi ideolojisinde bile o kadar tutarlı duruyor ki kendi bile bu kadar iş tutarlılığını sağlamışken, kendi kardeşini, kendi yanındakini desteklerken ben niye zulmü yapanı destekleyecek konusunda bu kadar gevşek hale gelebiliyorum? Bu kadar rahatsız hale gelebiliyorum. Yani boykotu anlatabilmek, boykotun önemli olabildiğini anlatabilmek de bence çok yorucu ve can sıkıcı bir şey. Bizim boykotun gerekliliğini anlatmaya ihtiyacımızın olmaması gerekirken ilk mevzuya boykotun ne kadar önemli olduğunu anlatabiliyoruz. Ve dediğin gibi ilk başta da şey denir, boykot edeceksin de ne olacak? Mesele çözülecek mi? Bu aslında ta o zamanlardan itibaren bu hiçbir işe düzenin bozulmasın, ver yansın. Dünyanın diğer ucunda olandan bana ne diyen bir zihniyetin de aslında, o boş vermişliğin de aslında, bencilliğin de bir yaklaşımı sonucu. Bizzat ben çocukluğumda bunu çok fark etmedim ama büyüdükçe daha çok fark ediyorum. Hele bu zamanda, yaşımda şunu görüyorum. Boykot etmenin gayet de dünyada çok ciddi bir karşılığı var. Yani bugün dünyada da, Türkiye'de de, diğer ülkelerde de bakıyorsunuz boykotla bir yol kat edilebiliyor. Eğer bir birey olarak bu bireyin farkındalığıyla başlamasa, bu gücü oluşturmasa bu yollar da aşılamayacak, gelemeyecek. Demek ki boykotla bir şey olmayacak diye bir şey yok. Alternatif, o zaman da alternatif var ama bakıyoruz bugün alternatifin en zengin olduğu yerdeyiz. Artık hani 20 yıl öncesinin alternatifsiz bir dünyadan bahsetmek belki yine çok zorken şimdi her şey bu anlamda dediğin gibi daha da kolay. Artık olay neyde başlıyor? Gerçekten bu olayda ciddi misin, ciddi değil misin? Biz burada başlıyoruz. Bu olay üzerine düşünüyor musun, düşünmüyor musun diye başlıyor. Boykotla ilgili bu aralar yeni sorguladığım şeylerden biri de artık belli şeyleri belli insanlar bilerek alıp tüketmeye devam edip hala hiç olaylar dünya yerinden
oynamamış gibi davranıyorlarsa gerçekten ben saygımı da kaybettiğimi düşünüyorum. O tutarlılığı kaybeden insan saygımı da kaybettim, bakışımı da, o ünsiyet kurma meselemi de kaybettiğimi düşünüyorum. Ve belli bizzat onu tüketmeye devam ediyorsa demek ki sen belli bir şeyin parçasın. Tamam, boykot da her şeyi boykot edemeyebilirsin. Ama belli markalar var ki artık bunlar ifşa olmuş şeyler. Bunu hala umursamadan orada tüketmek, orada bulunmak, onun bilmem ne bardağıyla gezinmek, artık bunlar artık siyasi simge haline de dönüştü. Politik bir simge haline de dönüştü. Ondan dolayı aslında senin bir bireyin politik duruşunu da ifade ediyor. Öyle o kadar da basit bir olay değil. Bana o yüzden boykotla ne olur cümlesinin artık çok tarihsel bir cümle olduğunu, bugün dünyada bile Amerika'daki eylemlere geliriz yani olmadı. Oradaki şeylere ve boykotla dünya yerinden oynuyor yani. Tarihsel karşılaştırmalar yapılıyor. Bunların hepsi boykot tabii ki içinde protesto etmeyi, ondan sonra bir eylemlilik barındırdığı için de bir ticari, bir maddi sermayeyi barındırıyor. Esasında sermayeyi biz burada boykot ediyoruz. Çünkü bugün ne kadar sermayen varsa o kadar güçlüsün. Ve sermaye üzerinden boykot edemeyenler de sermayeyi bahane ederek zaten bu anlamda araç sallaştırarak yapıyor. Ama sermaye ve bu kadar neoliberal bir dünyada ve küreselleşmenin yaygın olduğu bir dünyada başka kaynaklarıyla beraber imkanlar da yaratmış oluyor. Bizim aslında tam yaşadığımız şeyde kapitalist dünyanın ortasına düşmüş ve devletlerle değil de şirketlerle, sermayeyle ve sermaye savaşının olduğunu da gördüğümüz için, güç dengesi ve sermaye kaynaklı her şeyi sağlayan olduğu için de aslında bir de burada bir ülke devlet savaşı değil de sermaye savaşını hatırlatıyor bana. O yüzden de tabii ki de sermaye savaşı ekonomikse benim tükettiğim üzerinden bu işler belli oluyorsa demek ki ben de her tükettiğime dikkat edeceğim. Ben de burada gücüm. Bu durumda da aslında bireyler failleşiyor. Özne haline nesneleşmiyor. Devletler bu anlamda nesneleşiyor. Ve yani bunu dikkate almadığında da işte dediğin gibi insan ona, o kişiye ya da kendine karşı o saygıyı yitiriyor. Bu bana aklıma şeyi getirdi. İsrail hakkında 10 mit kitabı var bilirsin, Ilan Papel'in. Çok meşhurdur. Burada da bu vesileyle tavsiye etmiş olayım. Ben bu süreçte tabii biraz fazla bu konuda kaynaklar okumaya çalıştım. Çünkü tarihini bilmediğimiz bir şeyi de savunamıyoruz bir yandan. Dolayısıyla hani neyi savunuyorum ben veya neyin yanında duruyorum, neden yanında duruyorum ve neye karşı duruyorumun cevabını da biraz okuyarak ve daha fazla bilgi edinerek yapabileceğimizi fark ettim. O süreçte okuduğum kitaplardan biri de Ilan Papel'in bu kitabıydı. BDS Movement'dan bahsediyor. BDS hareketi diye geçiyor. Benim de Türkçe'de. Bu Boycott, Divestment and Sanctions. Burada çok belli başlı birkaç şey var gördüğüm kadarıyla. Çok detaylı araştırmadım ama internet sitesine girip bakmıştım. 2005 yılında alınan kararlarla belli şirketler boykot ediliyor. Ve bunlar o yıldan beri gördüğüm kadarıyla boykot listesinden çıkmamış ve hani ciddi anlamda bu konuda duruş sahibiler. Bir Müslüman anladığım kadarıyla kuruyor ama mesela gayrimüslimler veya dünya çapında insanlar bile buna sahipleniyor. Oturuluşu, bir uluslararası. Mesela şey değil, Siyonizm karşıtı Yahudiler de bu hareketi baz alarak boykot hareketine katılıyorlar. Bu da çok ilginç bir şey bence. Ben şeye denk geldim. BDS öyle bir güç oluyor ki Türkiye ayağı, Almanya ayağı nasıl bilmiyorum ama Türkiye ayağı bayağı şey, daha zayıf. Ama benim de tabi üniversite yıllarımdan beri takip ettiğim bir boykotmuş. Daha İslami Camii bile boykotu bu anlamda yasalıp kurumsallaştırmamışken BDS gerçekten çok önde çekti bunu. Benim de dikkatimi çeken şey, İsrail'in bile gündemine giriyor bu. BDS'ye karşı yasa çıkarmaya, BDS'nin söylediği her şirkete karşı da kendilerine açıklamalar yapmak zorunda kalıyorlar. Ondan sonra onu düşmanlaştırıyorlar. BDS'ye de saldırıyorlar. Demek ki bizler burada saldırıyoruz. BDS güç olmaya başlamıştır. Boykot artık güçleşmiştir. Bu da benim çok dinliyorum. Amerika'da bile dahi bunlar şey oluyor. Tüm ülke lobileşiyorlar. Bunları indirmek için bayağı uğraştıklarını görmüştüm. Dediğin gibi BDS bu da çok güzel bir örnek oldu. Evet, kesinlikle. Hatta Siyonist gruplar ve kuruluşlar var biliyorsun. Amerika'da çok güçlü senatörler satın alıyorlar, onların söylemlerine şekil veriyorlar ve onların önüne verdikleri kağıtlardan istedikleri şeyleri, söylemleri söyletiyorlar ve gündem yapıyorlar. Aynı şekilde işte yatırımcılara yön veriyorlar vesaire. BDS gerçekten çok enteresan bir hareket. Az önce söylediğin için hemen böyle o cümleden alarak oradan devam etmek istiyorum. Sence biz Müslümanlar, özellikle Türkiye'li Müslümanlar diyeyim, dindarlar, boykot bizim neyimiz oluyor? Boykot bizim henüz bir şey tüketemediğimiz, çünkü bize uygun ürünler olmadığı 20 yıl öncesinde biraz yaptığımız, sonra arada unuttuğumuz, sessizleştiğimiz, sonra bizim de tüketebileceğimiz bir moda anlayışı olduktan sonra artık vazgeçtiğimiz, unuttuğumuz ve kendimizi o güzel giyinebildiğimiz dünyalara bıraktığımız bir şeye mi dönüştü? Yani boykot geri plana mı düştü, yoksa hala boykot bizim için çok önemli bir konu mu? Sen nasıl değerlendiriyorsun bu konuyu? Boykot, bence boykot bilinci daha yeni yeni Türkiye'de ve dünyada ciddi anlamda bizim nesil için oluşup oluşmayacağı belli olacak diye düşünüyorum.
düşünüyorum. Boykot genel olarak bu zamana kadar baktığında en önemli şey boykotu sürdürebilir bir boykot olması. Ama sürdürebilirlik kavramı burada çok önemli. Boykot 3 aylık bir mesele değil. Çünkü İsrail atıyorum 3 ay sonra durmuyor. Dursa bile, ateşkes imzalasa bile, atıyorum ateşkes olsa bile baktığında 1 yıl 2 yıl sonra güçlenerek geri devam ediyor. Aslında biz boykotu 3 ay sonra bıraktığımızda, atıyorum İsrail'le beraber boykotu bıraktığımızda, Gazze ile beraber tekrar devam ettiğimizde, İsrail'in 2 yıl sonra daha güçlenmesi için aslında onu ve onu destekleyen kuruluşları desteklemeye devam ediyoruz. Bugün İsrail'de başka bir şey. Dediğim gibi boykot bir ülke üzerinden de genelleştirmemek lazım. Boykot bir bilinç ve farkındalık olduğu için belli markalarla olabilecek bir şey değil. Ben yeri geldiğinde bu yıl İstanbul'da bunu daha çok yapıyorum. Gerçekten bana iyi mal satmayan, kötü beni kazıklamaya çalışan kafeleri ve restoranları da boykot ediyorum. Çünkü beni enayi yerine kimse koymamalı. Bir şeyin bir fiyatının belli olması lazım. Menüde eğer bir fiyat yazmıyorsa ve müşterisine bir insan birey gibi yaklaşmıyorsa ve normal ortalamadan daha yüksek fiyatlar çekiyorsa, ben o restoranların da kullanılmasını istemiyorum. Bir birey olarak buna karşı bir farkındalık üretmek istiyorum. Çünkü insanın üzerinden gerçekten önem vermeyen, bunu tüketen, sadece oradaki neye gönderdiği değil, insana verdiği değer de, beni kazıklama kazıklamaması da, oradan bir haksız kazanca dönüştürdüğü her şey de beni boykot alanıma bu anlamda giriyor. Ama şu da var, bir Müslüman için boykot, şimdi sen konuşmanın başında işte gerçekten çok önemli meseleleri yaparak aslında birçok şeyin ne kadar boykot edilmesi gerektiğine işaret ettin. Bunun için de açıkçası Sümeyra, genelleştirmenin bu anlamda bize bir vizyon katmalı bu. Ama daha toplumsal düzeyde yaygınlaşmasını istiyorsak, ben bunu hep böyle Gazze olayları tekrar aşkına boykotu konuştuğumuzda arkadaşlarımızla da konuşuyorduk. Bizim belli markalara yöneltip belli markalar üzerinde güç oluşturmamız gerektiğini düşünüyorum ben. Yani çünkü 10 markaya bu işi dağıtmaya da 100 markaya dağıttığımızda, bilmiyorum belki sen bu konuda bana çok katılmıyor da olabilirsin, onu dağıtmış ve sürdürebilirliğini azaltmış oluyoruz. İster istemez o 3 ay sonra bir yaptırıma dönüşmüyor. Yani ve etki boyutuna da dönüşmüyor. Ama 3 marka bugün atıyorum Türkiye'de 3 şubesini kapatması demek, tüm diğer markalara da aslında tüm diğer şirketlere de bir gözdağı verilmesi demek. Hem sürdürebilir ama biz bir yere yönelip bunu başarıp olayı çok dağıtmaya da başlıyoruz, çalışıyoruz. Öyle olunca da bu işler gerçekten bir ahlaka, bir toplumsal norma, farkındalığa dönüşecek mi, dönüşmeyecek mi? Bilincin bu anlamda farkındalığın arttığını düşünüyorum ama bunun içinde biraz daha sürece ihtiyacımız var. Yani bu şu anki yaşadığımız o sıcak gündem nereye evrilecek ve ona bağlı olarak toplumun tavrı ne olacak? Ama genellikle bu şeyler dağıttıkça zaten meselelerle unutulur ve daha geriye de kalır. Ondan dolayı çok kestiremiyorum diyebilirim. Şimdi ben çok uzaktan tabii takip ederek görebiliyorum Türkiye'deki davranış kalıplarının değişip değişmediğini. O yüzden değerlendirmem çok zor ama şundan eminim ki ilk kez yurt dışında da Müslüman olmayan bir belli bir kesimde de çok ciddi bir tepki oluştu ve uzun vadeli bir tepki bu. Yani şey olarak söylüyorum, bazen bir ay iki ay bu tepkiler sürüyordu, gündem oluyordu, şey oluyordu ama şimdi 7 aydır devam eden sıcak bir gündem var ve 7 aydır yılmadan bu konuda içerik üreten bir kesim de var. Aynı şekilde dediğim gibi üniversiteler Amerika'daki ve Avrupa'daki burada ciddi hareketlenmeler oldu. Şimdi sen diyorsun ki belli markalara yoğunlaşıp diğerlerine çok, yani meseleyi dağıtmadan konsantre bir şekilde yapmalıyız. Eyvallah, bunu doğru buluyorum ama geçenlerde bir olay oldu senin de bildiğin. Hatta bunu özelden de konuşmuştuk. Bu podcast fikri de oradan çıkmıştı. Bir eşarp markası, şu an çok popüler olan ve ismini vermeyeceğimiz ama aynı zamanda pahalılığıyla da çok meşhur olan bir marka. Ciddi anlamda da reklama para yatırmış bir markadan söz ediyoruz burada. Aylardır dizilere sponsor olarak, işte bir şekilde gözümüze sokarak sosyal medyada markanın ismini ve ürünlerini, kendi alıcısını buluyor ve ciddi bir kesimde de sanırım bir karşılık bulmuş ki insanlar çok böyle bir furya şeklinde oradan alışveriş yapıyorlar. Az çok demeden, pahalı falan da demeden. Çünkü bence kalite ve şey anlamında bir yorum yapamayacağım, hiç kullanmadım ama bana biraz abartılı geldi fiyatlar. Ama belli kesime gerçekten iyi hitap ettiğini değerlendirebiliyorum en azından. Bunlar tabii sosyal medyada çok fenomen olan ya da fenomen olduğunu söyleyebileceğimiz büyük takipçili hesaplarında sponsoru aynı zamanda, beraber işbirlikleri var. Ve olay şuradan çıktı. O markanın sahibi olan kişinin yönetim kurulunda bulunduğu holdingin bir başka alt şirketi İsrail'e doğrudan ticaret yapıyor. Ve bu ticareti de sonlandırmamışlar bildiğimiz kadarıyla. Sonrasında işte bununla ilgili bu konu çıkınca bir sayfa tarafından, boykot takip eden, boykot markalarını takip eden bir sayfa tarafından tepki gösterilince yoğun bir şeye maruz kaldılar. Eleştiri ve linç yağmuruna diyeyim. Aslında linç de değil. İnsanlar şunu sorguladı orada bence. Gerçekten böyle bir şey var mı, yok mu? Ama marka ne yazık ki kötü bir iletişim stratejisi izleyerek insanları hukukla tehdit etme yoluna gitti. Yani insanların içlerini soğutan, hayır böyle bir şey yok ya da bu ticaret sonlandırıldı bu olaylardan sonra demek yerine, bunu yapanlarla bu iftirayı, bu örgütlü kampanya dediler aynı zamanda. Halbuki dümdüz vatandaş insanlar bir araya gelip bir soru yöneldiler.
ve cevabını da hala alamadı. Özetle hiçbir şekilde bu konuda açık bir iletişimde bulunmadılar ve tehdit dilini kullanmayı tercih ettiler. Onları savunan ve sponsor oldukları fenomen dediğimiz kişiler de influencer deniyor bunlara. Bunlar çok nazik insanlar, çok iyi insanlar. Siz tanısaydınız asla onların böyle bir şey yapmayacağını bilirdiniz. Ambulans gönderdiler, işte yardımda bulundular, nakdi yardımda ve aynı yerde dediler. Bence bu birbiriyle çelişmiyor. Büyük şirketler ya da genel olarak şirketler, en azından ticaret yapan insanlar bir yerden kaybetmemek ama bir yerden de kazancını sonlandırmamak için hem ticaret yapıp hem de öbür yandan belki de vicdanını rahatlatmak ya da tamamen ticari bir amaçla yardım da edebilir. Yani bu birbiriyle çelişmiyor. Biri ötekini elemiyor bence. Aynı şekilde insanların, yani bu şekilde o influencerların, sponsor oldukları kişilerin öne sürülüp siz bizi savunun şeyine getirilmesini ben biraz garip buldum. Bunu da biraz sana sormak istiyorum. Çünkü o kesimden birkaç tanıdığın olduğunu biliyorum. Sen nasıl gözlemledin, nasıl yorumladın onu da merak ediyorum. Bunlar çok iyi insanlar. Görselerdi bu yorumları, çok üzülürlerdi. Hastalıktan yataklara düşerdi. Benim için bir savunma şekli değil. Sen bu olayı özetle nasıl değerlendiriyorsun? Ben hala ikna olmuş değilim. Beni ikna etmek zorunda da değiller ama insanları, toplumu ikna etmek zorundalar. Ve belli bir şeyde midesi bulanan bir topluluk oldu yani orada. Eminim marka bunu takip ediyordur ama doğru adımları attığını düşünmüyorum. Ben, sen ne düşünüyorsun? Ben genel olarak bu olayla ilgili bir anda böyle sosyal medyaya bomba gibi düşmüş gibi hissettim yani ilk şey olduğunda. Duruyordu duruyor, bazı olaylar öyle gerçekten. 6 aydır 7 Ekim olayları, şimdi var boykot. Bir anda sanki yeni bir anlaşma çıkmış gibi oluyor ama hayır, yani bunun eskisi var ya da birinin patlatması geçerli oluyor ve patlatıcı hayda linç. Yani kimse arka planıyla ön planıyla bu anlamda düşünmüyor ya da kendi işine gelmiyorsa hemen orada şey yapıyor. Karşı tarafa geçiyor ama tabii bu gibi olaylar bizim bu meselede nasıl düşünmemiz gerektiğini düşünüyor. Benim ilk hissettiğim şey şu oldu ve gördüğüm gözlemlerim, buradaki yine paylaşımlar baktığında o yorumlar. Herkesin kendine göre bir boykot anlayışı var bir kere. Yani boykotta ayrılık diye bir şey olmaz. Boykotta parçacılık diye bir şey olmaz. Herkes kendine göre bir boykot listesi yapıyor. Herkesin kendine göre bir açıklaması var. Ya da şu da var. Şu açıklama da bence doğru değil. Biz aynı zamanda hem İsrail anlaşma yapıyoruz hem de İsrail'e ambulans gönderiyoruz. İşte destek yapıyoruz. Yani birçok ticari kuruluş sadece bu markalar ezinde değil. Kendilerini aklamak için hem İsrail'e ticaretimiz devam etsin hem de oraya refaha yardım gönderelim. Böyle bir dünya yok. Yaptığımız şeyi başka şeyle temizleyemeyiz. İnfak etmek, yardım etmek demek böyle bir şey değil. Bu iç rahatlatmak, yine insanlar alışverişe devam etsin diye de aslında o kapıyı kapatmamak gibi oluyor. O yüzden burada bence bir tutarsızlık var. Ben meselenin tutarsızlık olduğunu düşünüyorum. Bir şey ya boykottur ya değildir. Bunun da çok orta bir noktası olmadığını düşünüyorum. Yani baktın ama bana şunu da hissettiriyor. Boykot meselesi, Filistin'e karşı olan duruş meselesi, Gazze meselesi. Ya biz boykotta bile, Gazze meselesinde bile baktığımızda bu kadar soykırıma karşı bile bir değiliz. Bana bunları düşündürdü. Bir birlik anlayışımız yok. Gazze gibi ortak bir meselede dünya, bir ara dünya hakları, değil mi, BDS'e örneğini verdik. Ortaklaşıyorken farklı insanlar, inanç gruplarına ve ideolojilerine göre biz Türkiye'de bu gibi konularda çok ortaklaşamadığımızı gördüm. Herkesin kendine göre bir eylemi var. Herkesin kendine göre düşmanlaştırdığı bir boykot ya da karşı çıktığı bir boykot listesi, odak noktası var. Ya bir dakika dedim, böyle bir meselede, ortak mesele nasıl bu kadar ayrışabiliyoruz? Yani insanlar bile kendine göre bir yürüyüş organize ediyor mesela. Ya bu benim için ama boykotla beraber düşündüğüm şeyler. Ya da diyor ki atıyorum bu markayı boykot var, sanki onun anlaşması yok mu diyor. Onu niye şey yapmıyor diyor, eleştirmiyor diyor. Oradan bunu yapanlar devletin başka anlaşmalarına şey yapıyor, atıyorum gösteriyor. Onu ne oluyor, onların ikisi görmüyordu. Onların da böyle anlaşmaları var. Oradakiler bunlara, yani herkes kendine bakarak kimse ama kendi konforunu değiştirmek istemiyor. Kendi yerini değiştirmek istemiyor. İstersen ama tabii ki bu kolay bir şey değil. Benim için buradaki soru, ucu bana dokunduğu şeyde, ucu bana dokunmayan şey üzerine ahkam tutmam çok kolay. Ama ucu bana dokunan şeyde ne kadar yol alıyorum ve bedel ödemeye hazırlıklıyım ve değilim. Ya bu konuda o yüzden çok adil bir yaklaşımın, tasavvurun, eleştirinin olduğunu da, yol almanın olduğunu da görmüyorum. Ama buradaki şeyde boykotta bir olamamak, Gazze'deki protestoda bir olamamak ama buradaki olay bana şey de hatırlatıyor. Bunların arasında tabii ki bağlar da var. Bundan önce tam bu bahsettiğin olay, başörtüsü markası protestosu patlamadan önce Amerika'daki öğrencilerin protestosu çok gündemdeydi. Ve ben orada ilk düşündüğüm şey şu oldu. Herkes değerli bir çalışma ve bedel ödenilen bir çalışma. Sisteme karşı, polise karşı karşıya gelme, bunlar hiç kolay şeyler değil. Ve herkes bu zamana kadar Y kuşağını, Z kuşağını eleştirdi durdu. Ve dediler ki bunlardan bir şey çıkmaz. Ondan sonra herkes bunların işsizliğini, bu kafasının güzelliğini eleştirdi. Ama çocuklar gerçekten patronların yapamayacağı, büyüklerin yapamayacağı şeyler yaptılar ortaya. Ve bunu tüm dünyaya anlatmaya çalıştılar. Ve devlet korktu. 68 kuşağıyla karşılaştırdı. Buradan bir devrim hareketi çıkabilir diye. Onları biz takdir ettik, sevdik. Ama 2-3 hafta öncesinde daha burada aynı şeylerle ticaret anlaşması kesildi.
bizden diyen öğrencileri de bir anda unuttuk. Onları aynı kitle mesela aynı şekilde sahiplenip paylaşmadı. Onlar bir anda provokatör çocuklar haline gelebildi yani linçlenebildi. Yani bendeki ilk hissettiğim şey yani dedim hani onu görseydik bunu da görelim evet ama ikisini beraber görmeliyiz. İşte o markalardaki şey bunu da görelim ama ikisini beraber bu bütünlüğü sağlamadığımız müddetçe boykot gibi Gazze gibi olaylarda bütünleşebiliyoruz. Gerçekten bir anda çok tipik bir yere geliyor. Ve herkesin kendi acısını gördüğü bir yerde, kendi mağduriyetini kendine göre boykotunu eleştirdiği bir yerde bir şey çıkmaz. Biraz bahsettiğin olayı ben o yüzden bu parçacılığa yorumluyorum ve görüyorum. Herkes kendi savunmasını, meşru savunmasını anlatmaya yapıyor. Tamam biz herkesi anlıyoruz, anlamaya çalışıyoruz ama boykot boykottur. Bunun şeyi yoktur. İlkesel davranmak zorundayız. Bunun başka bir kanalı, başka bir yeri yoktur yani. Burada dürüst olmak bize, hatayı savunmamak bence kamuya değerler katıyor. Türkiye'de tabii bu olaylar biraz sıkıntılı diyeyim. Şöyle ben Almanya'dan örnek vereyim. Türkiye konusuna çok girmeden. Onu da neden girmeden diyeyim. Travmalarımız var bu konularda. Yapılan protestolarda başka ülkelerin, vakıflarının, siyasilerinin içinde olduğu ortaya çıktıktan sonra aslında bazı şeylerin başka türlü ateşlendiğinin fark edilmesiyle her öküzün altında buzağı aranır oldu maalesef. O yüzden çok bazen çok masum hareketler, bazen çok masum gruplaşmalar bile çok farklı yorumlanıp damgalanabiliyor, etiketlenebiliyor maalesef. Aynı şekilde işte Almanya örneğinden vereceğim. Almanya gezi olaylarının çok ateşli savunucusuydu. Özellikle Yeşiller Partisi şu an iktidarda olan koalisyon ortaklarından biri çok ciddi insan hakları eleştirisinde bulundu o dönem Türkiye'ye karşı. İşte toplanma hakkına engel oluyorlar, polis hakkına engel oluyorlar, fikir özgürlüğünü engelliyorlar vesaire gibi medya özgürlüğünü. Geçen haftalarda Amerika'dan sonra Almanya'daki üniversitelerin bazılarında da eylemler oldu. Bazılarında tamamen yasaklandı. Üniversite önlerine barikatlar, güvenlikler, polisler geldi ki Almanya'da hiç güvenlik bile yok üniversitelerde normalde. Ve okula öğrencilerin girmeleri, lavaboları kullanmalarına bile izin vermediler. Berlin Hür Üniversitesi'nde dahi yapılan eylemlerde şöyle bir şey oldu. Polis ciddi anlamda şiddetle müdahalede bulundu ve hiç geri durmadı bu konu. Açık açık şiddet uyguladılar. Bunun videoları dolaşıma girdi. Ama ben mesela yorumlarına baktım o haberlerin. Almanlar da bunları savundu. İşte orası özel mülkiyet, üniversitenin mülkiyeti. Dolayısıyla orada encampment yani kamp kuramazlar ve protesto edemezler şeklinde. Büyük ölçüde böyle yorumlar geldi. Şimdi düşünüyorum Türkiye'de siyasiler gelip o üniversitede o öğrencilere destek olsaydı Almanya'ya ayaklanırdı. Zaten Türkiye'deki siyasilerin özellikle belli partilerin, muhafazakar partilerin Almanya'da herhangi bir şekilde gelip bir etkinlik yapmaları her zaman olay olur. Her zaman haber olur. Ve buradaki toplumu kışkırttığı öne sürülür. Bununla damgalarlar. İşte aşırılıkla, radikallikle etiketlerler vesaire. Buraya gelecek olursak dediğin noktada haklısın. Ama ben de tersinden düşünecek olursak şunu düşünüyorum. Amerika'da üniversite öğrencileri ciddi anlamda eğitim borcuna girerek o üniversitelere başlıyorlar. 80 bin, 90 bin, 100 bin dolarlardan bahsediyoruz burada. Ve burslarını yakıyorlar o şeylere katılarak. Hatta birkaç üniversiteden öyle şey geldi biliyorsun. Yüzlerini kapattılar, maske taktılar tanınmamak için. Çünkü onları ciddi anlamda tehdit ettiler. Büyük şirketler onlar gelip bize, Exxon bunlardan biri. Bize gelip asla başvurmasınlar çünkü biz böyle gençlerle çalışmayacağız gibi çok açıklamaları oldu. Şimdi ben burada tekrar influencerlar konusuna geri dönecek olursam ödeyecekleri bedel birkaç link vermeyecekler belli markalarla ilgili ve bunlar gerçekten boykotun merkezinde olan markalar kozmetik özellikle. Birkaç link vermeyecekler ve bazı işbirliklerini bitirecekler yani. Bu bedeli ödemekten imtina eden bir yanda Müslüman olduklarını ifade eden insanlar. Diğer yanda Müslüman olmayan ama tamamen insani ve vicdani duygularla işte Gazze'yi savunan ve İsrail'e tepki gösteren ve bu uğurda üniversite eğitimini birkaç ay kalmış doktora eğitimini çöpe atmayı göze alan ve bu bedeli ödeyebilecek kadar bilinçli ve vicdanlı insanlardan bahsediyoruz. Yani onlar bunu göze alabilirken birkaç influencer'ın o bazı konforlarından vazgeçememesi ve bunun için şunu öne sürmesi. Devlet bile işbirliği yapıyor ya da anlaşma yapıyor ya da ticaret yapıyor. Biz neden şey yapalım tamam da ben vatandaş olarak devleti boykot edemem belki ya da bir influencer'a karşı yapacağım karşı çıkış çok daha hızlı etki verir toplu yaparsam. Çünkü onu insanlar oraya getirdi. Devletin elini kolunu bağlayan ekonomik sebepler var. Özellikle Türkiye şartlarında bunu düşünebiliriz. Ben bunu eşime sordum. Uluslararası ilişkiler uzmanı o olduğu için. Yani şey dedim. Devletin anlaşması varsa da o dönem böyle var mı yok mu bir muallakta kalmıştı mesela. Bitiremez dedim. Dedi ki bitirebilir ama senin dedi yapacağın hamle karşıdan gelecek hamleyle yerle biri olacaksa ve hiçbir etkisi olmayacaksa devletler genelde bu çıkışı yapmaz. Arka planda başka diplomatik şeyleri yapmaya çalışır. Çalışmalara devam etmeye çalışır. Son noktaya kadar. Son noktaya geldiğinde tabii ki belki anlaşmada bitirilebilir, ticaretle bitirilebilir demiştim. Nitekim öyle oldu. Anladık ki
ateşkes anlaşmasına yanaşmayan İsrail'e karşı son raddede Türkiye devleti işte ticareti durdurma kararı aldı. İnsanlar tabii şey de diyor, hani inanmak istemeyen inanmak istemediği noktada kendi argümanlarını savunuyor. İnanmak isteyen daha iyi niyetle işte yapabilselerdi yapardı dedi. Sonra yaptı çünkü sonuç alamadı arka planda dedi. İnsanlar tabii düz diplomatik şeyler falan çok bunlar detay geliyor ona yani. Diyor ki bana bir adım atsın diyor. Bu noktada işte devletin elini kolunu bağladığını düşünüyoruz. Peki influencerları bağlayan şey ne? Para, maddiyat ve o bilinç oluşmadıysa o bağlarla herkesin, şimdi tabii biz de bir influencer olmadığımız için o ilişkilerle anlaşmadığımız için içerideki ilişkileri de çok bilemiyoruz. Herkesin o yüzden de o iş dinamikler neyi neye göre sağlıyor ama sonuç var. Aslında influencerla diğerinki de değişmiyor. Anlatabiliyor muyum? Vatandaşın birey olarak sektördeki insanın da değişmiyor. Ticaret iş adamınki de değişmiyor. Devletinki de değişmiyor. Hepsinin aslında ortak noktası bu anlamda o. İnfluencer onlar için belki 2-3 link gibi bizim için dursa da herkesin kendine göre hacmi değişiyor. Ekmek kapısı diyorsun. Yani ona göre değişiyor yani. Onun için 2-3 link atıyorum şey yani çok önemli bir şey olabilir yani. Olabilir hale gelebilir ama mesela zaten burada istiyoruz 10 link olsun. Yani 10 milyar doları da olsa 1 lira kazancı da olsa insanlar şey değil. Mesela zaten birden vazgeçme meselesi olmamalı. Zordan vazgeçme meselesi olmalı. Eğer zordan vazgeçebildiğimizde biz zaten hayatta tercih yapabildiğimizi fark ediyoruz. Ben kolaydan vazgeçiyorsam niye yaşıyorum yani? Yaşamın ne anlamı var bu anlamda? Ya da infak ettiğim, yaptığım şey benim hayatımı etkilemiyorsa, kazancımda ettiğim alışverişi, gündelik hayatı etkilemiyorsa ben yine de vermiş olmuyorum. Yani verdiğim şeyin beni zaten yaptığım şeyin, bedel ödediğim şeyin beni etkilemesi gerekiyor ki hem karşı tarafa da etki oranı olsun. Yani bu şey yok. O yüzden biz belki burada çok genellemeyin. Belki bu anlamda iç şeyleri bilemeyiz. Vazgeçen, bunun hesabını yapan, bu anlamda düşünen insanlar, bireyler vardır. Yapmak zorunda olduğu halde devam etmek zorunda olanlar bu anlamlarda vardır. Ama bizim burada bence kabul etmeyeceğimiz şey boykattan çok şey olur kardeşim demektir yani. Aynen öyle. Koca Amerika'sında da bunu Türkiye ülkemiz içinde olsa eğer insanlar gerçekten tercihlerine oymasa bu anlaşmalar, bu süreçler bu noktaya gelmezdi. Bu insanlar bu kadar olmazdı. Biz bundan vazgeçmemeliyiz. Kimsenin burada ahlak bekçisi, boykot bekçisi de değiliz baktığımızda. Biz iş tutarlılıkları savunuyoruz. Yani bir boykot ediyorsak bunu tutarlı bir şekilde yapalım. Bu meselede çelişkiler var. Bir şey boykot ediyorsak diğerini de etmeliyiz. Herkes kendi boykot noktasına ve karşı tarafa odaklanmasın. Bak ama hem bireyin hakkıdır ve bireyden başlar bu. Her şey herkese boykot edilebilir. Herkesin kendine göre meşru bir sebebi vardır. Ama bunu tutarlı bir şekilde yapalım. Ve bu aktif bireylendir ve buradan çok yol çıkar. Daha da buraya kadar çıktıysa buradan sonra daha neler çıkar. Ve inşallah bu boykotların sonucu Gazze'deki savaşın durdurulmasına kadar kesinlikle gitmelidir ve gidecektir. Tam buradan alarak sana şunu soracağım. Şimdi birkaç gündür geçen hafta yapılan Met Gala etkinliği vardı biliyorsun. Çok büyük uluslararası bir etkinlik. Orada sanatçıların hem duyarsız olup hem de orayı böyle çok enteresan böyle ütopik bir sahnemişçesine orada yürümeleri ve bu konulara, meselelere çok aşırı duyarsız kalmaları. Aynı şekilde bir biletin 72 bin dolar olması ve bundan imtina etmeden oraya katılmaları çok ciddi Batı dünyasında en azından tepki topladı ve yabancılar yani bize göre yabancı diyeyim uluslararası anlamda Amerikalılar bir blockout movement'a başladılar. Bir günlerdir işte bu sanatçı ünlü tayfasına diyeyim özellikle böyle çok büyükleri Kardashian kardeşlerden tut işte Taylor Swift tarzı yani dünyanın en çok takip edilen sosyal medyada yani, en çok Türkiye'ye geldi herhalde blockout şeyi Türkiye'dekiler başladı. Tam ona değineceğim. Onları bloklayacağız sosyal medyada dedi. Neden blokluyoruz bu arada? Neden takipten çıkmıyoruz sadece? Onu da kısaca. Sonuçta biz onları takip etmesek de keşfette dolaştığımızda ya da bazen birisi bir şeyi beğendiğinde önümüze düşüyor. Biz o paylaşıma girmediğimiz halde o videoysa oynattığında ya da resim olduğunda ve biz üzerinde azıcık kaldığımızda o ekran süresi uzadıkça onlar bundan bir kazanç sağlıyorlar. Çünkü onların görüntülenmesini artırıyor bu. Dolayısıyla sadece diyorlar takipten çıkma değil aynı zamanda engelleme yapmanız gerekiyor. Ve bunu ciddi anlamda yaptılar. Yani Kim Kardashian ilk gün bildiğim kadarıyla eğer yanlış söylemiyorsam 3 milyon takip kaybetti. Bu hareketler dediğin gibi yani boykot boykottur ve yapıldığında çok şey değiştirir. Şimdi bunu bir kesim Türkiye'ye getirdi. Önce genel anlamda hani popüler kültürün çok meşhurlarına yapmaya başladılar. O isimleri hedefe koydular. Sonra şimdi bu bir şekilde sosyal medyada ünlü olmuş. Aynı zamanda muhafazakarda olan ya da dinlerde olan kişilere yapmaya başladılar gördüğüm kadarıyla. Yani sizin işiniz gücünüz giyinmek, gezmek ve bunun fotoğrafını koymak ve bundan kazanç sağlamak ki olabilir. Ben bu arada sosyal medya üzerinden para kazanmaya karşı olan bir insan değilim. Prensipte belli şeylere karşı olunabilir ya da yanlış bulunabilir ama her para kazanana da tepki gösterilen bir yerde ben biraz haset
hissettiği sorgularım. Ben niye kazanamıyorum, o kazanıyor. Ben yaşayamıyorum, niye o yaşıyor? İşte Londralarda geziyor diyor. Yani gezebilir. Sonuçta bir şekilde emek de veriyor. Kazancını da sağlıyor ve gidebilir yani. Ama insanların ciddi anlamda böyle yorumlarda okuduğunda bunu tepki gösterdiğini görüyorum. Velhasıl şimdi de blockout movement çıkıyor. Yani boykotun ötesinde. Arkadaşım biz boykot yapıyoruz. Şirketlere de ciddi anlamda bir bedel ödettik ya da bir yaptırımı oldu bunun. Ama siz insanlara da yapacağız. Yani siz önde gelen, işte göz önünde olan, gösteri kültürünün başrol oyuncularının da bedeli ödeteceğiz amacıyla böyle bir şey başladı. Sen bunun hakkında ne düşünüyorsun? Ben onu evet yeni hatta bugün tekrar gördüm. Ne oldu dedim. Millet tekrar ifşa kültürü gibi birbirine şey yapıyor bu sefer de. Oraya gelmiş mesele yani boykota. Günleri paylaşıyorlar. Böyle içinde çok karışık alakalı alakasız isimler de var. Tabii ki bu gibi olaylarda bazı şeyler isimler de kaynar yani araya boykotta. O yüzden bir hoca diyor ki boykot edeceğiniz şeyde kul hakkına da girmemeye de çalışılıyor. Bu da önemli. Yani başka şeyleri iyice arka planıyla uğraşmadığınız insanları bilmediğiniz, emin olmadığınız insanları ve kurumları da boykot etmeyin. Yani çünkü bu fitne çıkarmak aynı zamanda oluyor. Onun hem kazancını hem itibarına da zarar vermek oluyor. O yüzden bu iş böyle bir akıma uyulacak kadar da aslında kolay bir iş mesele de değil. Ben de Eurovision örneğini vereceksin sandım. O da şimdi bayağı değişik tipler ve kostümlerle aslında İsrail'in nasıl boykot edildiğini de görüyoruz. Dünyadaki bu farklı örneklik aslında bizim şey Güney Afrika'nın işte ilk Gazze Mahkemesi'ni kurması gibi bu anlamda Birleşmiş Milletler'e taşıması gibi aslında bunların hepsi bize ufuk biçen meseleler. Ama sen tabii daha bizim mim noktamızda mikro meselelere burada odaklanmakla ilgili sordun. Ya ben şöyle görüyorum. Dediğim gibi burada bunları boykot ederken gerçekten emin olup biraz arka planını araştırmamız gerekiyor. Hemen bir akıma kapılmamamız gerektiğini düşünüyorum. Çünkü böyle şeyler aynı zamanda hamaset üretiyor ve işin kolayına kaçmayı gösteriyor. Yani ben açıkçası bir markayı ya da bir tutumu, bir anlaşma ya da okulda işte Amerika'da bir protesto yapabilmeyi ya da bugün bir protestoya katılabilmeyi, belli haklı hedefleri gösterebilmeyi daha çözüm odaklı görebiliyorum. Çünkü bu gibi şeylerde bunlarla işin o zaman bu konuda bunu engelledim ve sorumluluğumu yaptım deyip insan psikolojisinde böyle bir basitliğe de kaçtırabiliyor. Sulandırma da gibi oluyor sanki. Sulandırıyor, olayı dağıtıyor ondan sonra ve insanlar da diyor ki telefon üzerinden ben işimi yaptım ve bitti. Tamam da devam ediyor yani. Esas mesele o şey değil. Ünlü olan insan değil yani. Bunu söylem nezdinde onun ticari kanallarını yaparak bir dürüst fark ettiririm ama olayı buraya yükleyip indirmemem lazım. Onu demek istiyorum. Bu gibi yaklaşımlar olayı dediğin gibi hem sulandırıyor hem dağıtıyor hem de esas olan hedeften bizi uzaklaştırıyor. Ve ona yönelmekten enerjimiz de bu gibi kanallara yöneltmek de var olan enerji doğru olan enerjiye yönetmediğimiz için de aslında stratejik davranmamız gerekiyor. Çok yorucu yerlerde kendimizi tüketmiş ve halletmiş oluyoruz. Bu konuda da bir Müslüman direkt böyle kapılamaz yani kapılmamalı. Bir insan da yani daha stratejik davranmalı. Atıyorum Eurovision'u takip ettim işte oradaki o Gazze ile ilgili olan yaklaşımları çok güzel bir şey tespit etmişler katılımcılar protestoya gelenler. Diyorlar ki Rusya protesto edildi ama İsrail protesto edilmedi. Rusya alınmadı, yarışmaya alınmadı ama İsrail burada kendini söz sahibi olup sahneye yer verildi. Yani bu bence Eurovision'daki en büyük bunu ön plana çıkarabilmek, bu çelişki ön plana çıkabilmek en hedef odaklı ve olması gereken şey, yaklaşım. Bizdeki olan şey daha hayda o yapıldı, haydi bakalım bunu yapalım. Gerçekten buradaki kişinin bir anlaşması varsa biraz önceki bir anlaşma, biz onun üzerinden bir tavır sergileyelim. Burada hedefi dağıtmamak üzerine ve gerçekten ciddi olan ve bir tavır alabileceğimiz, bir eyleme dönüşebilecek, sürdürebilen olan şeyin üzerindeki yapıyorum. Bunları biraz daha ben o örnekleri daha çok gerçekten popüler kültürle, çok hamaset üretmekle daha çok ilişkili olduğunu düşünüyorum. Ve çok mikro mesele olduğu için aslında daha da araştırıp daha da dikkatli davranmamız gerektiğini düşünüyorum. Şimdi bu uluslararası anlamda doğrudan bazı mesela oyuncular, sanatçılar var. Doğrudan İsrail'i desteklediler. Mesela Blockout Movement'da onlar ilk sıralarda zaten engelleme konusunda. Ama bu şey başladıktan sonra bazıları mesela Gazze ile ilgili falan paylaşım yapmaya başladı. O çok komik oluyor ya bir yerde aslında. Komik ama şöyle düşün. Şimdi bazen ben de sorguluyorum. Ya paylaştım ne oldu? Hani şu kadar insana erişti. Evet ne oldu? Hani gerçekten amacına ulaşıyor mu diye insan hani bir durup durup kendini sorguluyor ya. Bence kitlenin büyüklüğü kadar sorumluluğu da var insanın. Şimdi günümüzde maalesef bir kitleye sahip olmakla sorumluluk bilincine sahip olmak doğru orantılı değil. Bir insan aşırı sorumsuz, aşırı duyarsız olup çok büyük milyonları takip ettiği bir insan da olabilir. Ama aslında olması gereken, ideal olan bu kitlenin arttığı, sayısının arttığı ölçüde insanın sorumluluk bilincinde de olmasıdır. Yani benim bu kadar takipçim var. Dolayısıyla şöyle hareket etmeliyim, böyle davranmalıyım, böyle şeyler söylemeliyim, 10 kere düşünüp konuşmalıyım demesi gerekirken tam tersi bir davranış kalıbı görüyoruz. Aynı şekilde bu tesettürü bırakma meselelerinde de sen daha iyi biliyorsun. Hani ben işte İslam'ı temsil etmiyorum. Evet bunu istemiyor
olabilirsin ama ediyorsun ister istemez. Yani işin içine böyle girdiğinde sen görünür bir Müslüman olduğun için insanlar seni öyle algılıyor. Bir bütün olarak algılıyor ve gençler seni örnek alıyor. Beni örnek almasınlar. Bu mümkün değil. Yaptığın giydiğin şeyin satılmasını istiyorsun. Satılması demek, yaptığın giydiğin şeyin kullanılması demek, seni örnek almak demek. Seni model... Yaygınlaşması demek. Bir çelişki yapıyor. Sen zaten orada tarzınla modelleşiyorsun. Millete sürekli tavsiye veriyorsun bir şeylerin. Zaten yaygınlaşmasını istiyorsun. Tabii ki de bu kalıplar böyle gelir yani. Giydiğin tarzının yaygınlaşmasına öncülük ediyorsun. Dolayısıyla dünya ve ahiret bilinci olan herhangi bir insanın bundan dolayı hesaba çekileceğini de bilmesi gerekir normalde. Evet, belki günümüz sosyal medya kullanımında bu çok aklımıza gelen bir şey değil ama ben orada gösterdiğim, tavsiye ettiğim herhangi bir şeyden de hesaba çekileceğim ve sorgulanacağım. Ya da göründüğüm şekliyle. Dolayısıyla bu böyle, bunlar birbirinden bağımsız değil ve evet mikro gibi duruyor ama bazen de makro meseleler. Ben giydiğim, tavsiye ettiğim, link verdiğimde o insanlar oradan alışveriş yaptığında sen o insanların boykotunu da delmiş oluyorsun bir yandan. Kendin yapmadığın gibi başkalarının da yapmamasına sebep oluyorsun. Bir de burada iki şey var. Benim dikkatimi çeken dediğin gibi. Hem link paylaşıyorsun boykot markası. Sonrasında da Gazze fotoğrafı paylaşıyorsun. Yani işte Trend Yolu boykot şeyi vardı. Hem Trend Yolu paylaşıyorsun. Trend Yol bağış fotoğrafı şeyi paylaştı. İnsanlar protesto edildi. Bak Trend Yol gibi büyük bir şirkete bile ne kadar katkısı var boykot etmeye. Tam hatırlamıyorum ama çok yüksek bir bağış şeyi paylaştı. Ama onu paylaştı, ödedi mi, yerine getirdi mi onu da bilmiyorum. Sadece böyle bağış adam diye. Bildiğim kadarıyla Kızılay'a o bağışı yapmış. Onun dekontunu paylaştı. Ama mesela Trend Yol'da aynı zamanda Rekabet Kurumu tarafından ceza da uygulandı. Filistin ürünlerini kaldırdığı için. Yani demek ki tepki gösterilince bir şeyler değişiyormuş. Oluyor, değişiyor. Bir de ikinci dediğin şey, yani senin kitlen, onlar seni likeladığında, dediklerini aldığında çok harika insanlardı. Onlar seni eleştirdiklerinde bir anda dünyanın en kötü insanları mı oldu? Ve insanlar influencer şöyle demeye başlıyor. Biz de mağdur oluyoruz. Ondan sonra linçleniyoruz. Tamam, her linçin, linç demek zaten ne kadar haklı haksız olsan çok kötü bir şeydir. Yani bak, dini insan için günahtır. Diğer insan için de toplum bozguna uğratır. Suçtur yani. Kimsenin hiçbir şekilde linç edilmemeli. Ne kadar karşı taraf haklı olsa. Ama insana eleştirdiğini getirdiğinde de ona da kulak vermek zorundayız. Bir anda da onları da şey yapamayız yani. Var edemeyiz. Ve sen sermayeni bunun üzerinden kazanıp ve getiriyorsan tabii ki de sorumluluk duymalısın. Dediğin gibi o sorumluluk ilişkisi, bunlar birbiriyle ayrı şeyler değil. Ona gelince o zaman ben ne anladım bu işten? İşime gelince sorumluluk alıyorum. İşime gelince eleştiriyorum. Ama dediğin gibi herkes herkese karşı sorumluluk sahibi. Tanımadığımız insanlara karşı sorumluluk sahibiyiz. Öylesine yaşayıp geçmiyor bu dünya, bu hayat yani. Bu bir zincir. Tanıyıp tanımadığın, senden alışveriş yapan insana karşı da sorumluluksun. Kimde ne etki uyandırdığını bilmiyorsun. O yüzden gerçekten kamuda, sosyal hayatta insan olmak o kadar da, insan olmanın sorumluluğu kolay şeyler değil. Kesinlikle. En başa dönecek olursak, başta söylediğim şey vardı. Hani ben işte kalitesiz hizmet aldığım ya da bana kalitesiz ürün, işte yemek getiren, kahve getiren kafeleri veya restoranları da boykot ediyorum diye. Demek ki boykot bir alışkanlık aynı zamanda. Yani beğenmediğin şeyi istikrarlı bir şekilde almayıp, oraya gitmeyip, o insanlara ben beğendiğim şekilde siz yapana kadar ya da kaliteli bir şekilde yapana kadar ya da doğrusunu yapana kadar, hakikati savunana kadar sizi görmezden geliyorum ve size kazandırmıyorum demek. Dolayısıyla boykot aslında bizim çok şeyimiz olur. Bizim davranışımız olmalı, bizim ahlakımız olmalı, ahlakımıza dönüşmeli ve çocuklarımıza verdiğimiz... Dün bir tane video izledim. Kadın yabancı, Amerikalı. Çocuğunu soruyor. Biz nerelere gitmiyoruz diyor. Çocuk belli markaları söylüyor. Neden gitmiyoruz? Çünkü onlar diyor oraya bağış yaptılar ve bu şekilde yardımcı oldular. Dolayısıyla kötülerin, yani insanları öldüren kişilere, bu şekilde yardım eden kimselere biz gitmiş olursak biz de o katliama yardımcı oluruz. Yani çocuklar olayı çözmüşler çok basit bir şekilde ve her zaman tutarlılık arıyorlar. Benim işte oğlum da 7 yaşında, biliyorsun 7 yaşında girmek üzere. Şey dedi yani geçen de, anne işte ben şundan istiyorum. Oğlum dedim, o boykot markası, hani biz almıyoruz. Ama şunlar da alıyor. Şimdi çocuk diyor ki tamam çok güzel ama benim tanıdığım, sevdiğim insanlar çok basit bir düşünceyle bunu yapıyorlar. Neden yapıyorlar? İşte çocuk sadece anne babasında, ailesinde değil, çevresinde de bir tutarlılık arıyor. Demek ki neymiş? Hep beraber bunu yaparsak gelecek nesillere aktarabiliriz, bunu sürdürebiliriz, devam ettirebiliriz. Ama bunu devam ettirmek her konuda, işte bu aynı şekilde moda sektöründe kalitesiz kumaş, işçilere kötü muamele yapan markalar. Kafeler de kapsamalı bu yüzden. Sömürüsü. Yani kimse insanın aklı karşı tarafını enayi zannedemez. İnsan sömürüsü, işçiyle olan muamelesi. Çalışma şartları, aynı şekilde mesela çoğu insan bunlarla henüz çok ilgilenmiyor. Bunları da ben biraz burada
mesele yapmak istiyorum o yüzden ileriki bölümlerde. Kalitesiz kumaş ama aynı zamanda pestisitlerle dolu kumaşlar. Pamuk ama pestisitle üretilmiş bir pamuk. Dolayısıyla o senin bedenine giren bir şey. Hani bunları bu kadar ileriye düşünmüyoruz. Sadece şu ara sanki çevremde gördüğüm kadarıyla, gözlemlediğim kadarıyla sadece tüketmeye odaklanmışız gibi hissediyorum. Bütün dünya ama özellikle de Türkiye. Yani Almanya'da en azından sürdürülebilir bir yaşam. Bizim dahil olduğum bir proje var Green İftar diye. Ramazan aylarında atık üretmeden toplu iftarlar yapılması ya da atık üretmeden kendi evinde iftarlarını nasıl yapabilirsin? Bunun için hangi ufak şeyleri hayatını değiştirebilirsin? Dolayısıyla daha green bir iftar, daha yeşil bir iftar nasıl yapabilirsin şeklinde. Arkadaşlarımızın kurmuş olduğu ve yıllardır devam ettirdiği dünyanın birçok noktasında da gerçekleştirilen green iftarlar var. Böyle bir proje var. Onunla dahil oldum ben bu sene. Şimdi bu arkadaşlara bakıyorum. Daha sürdürülebilir bir yaşam nasıl yapabiliriz? Dünyaya daha nasıl faydalı olabiliriz? Çevreye zarar vermeden Müslümanca nasıl yaşayabiliriz? Hatta sloganlarından biri de şey Almanca olarak bunu bez çantalara falan yazmışlar. İşte İslam her zaman yeşildi. Çünkü İslam her zaman çevre bilincine sahip bir Müslüman profili çiziyor. Çevre bilincine sahip bir yaşam sürdürmeyi tavsiye ediyor. Başka dolayısıyla işte çevre, ağaç bunlar ilk önce bizim meselemiz Müslümanlar olarak diye bu şekilde bir şeyi benimsiyorlar arkadaşlar. Şimdi Türkiye'de bakıyorum evet yani yeşil meselesi belli bir kesimin meselesi olmuş. Çevre meselesi. Kadın meselesi belli bir çevrenin meselesi olmuş. Onlar kendi tekerlerini almışlar. Halbuki ilk söylem üretmesi gereken ve ilk bu bilince sahip olması gereken, bu konuda önce olması gereken bizleriz diye düşünüyorum ben. Ama bunu ne yazık ki göremiyorum. Kapitalizm ise kapitalizm, tüketimse tüketim en dibine kadar. Biraz bu şeylere imkanlara ulaşmışız. Dolayısıyla sonuna kadar bunları yapacağız, alacağız, yiyeceğiz şeklinde bir çılgınlık görüyorum ve bu beni üzüyor gerçek manada. Galiba biraz çevremize bakıp daha az nasıl tüketebilirim, daha bilinçli bir yaşam nasıl sürdürebilirim bunlara da bakmamız gerekiyor diye düşünüyorum ben. Çok güzel. Bana bu anlamda Sümeyra çok şey bırakmadı. Ben de sana katılmakla beraber pratik ve söylem arasında aslında ben de bir vurguda bulunmak istiyorum. Söylemde bulunmak çok güzel. Boykot yapalım çok güzel. Protesto edelim. Anlaşmalar kesilsin. Bunlar demek çok güzel. Kapitalizmi eleştirmek de çok güzel. İşin en kolayı. Ama ben gündelik hayatta bu kapitalizmi nerede üretiyorum? Nerede destekliyorum? Ondan sonra bir patronsam bir işçiye alının teri kurumadan parasını hakkını saatine veriyor muyum? Zulmediyor muyum? Kazancımı mı daha çok arttırıyorum? Yoksa onun da gelirini arttırıyor muyum? Deyip bunları sorguladığım anda, bu bütünlükleri kurduğum anda o zaman söylemler eyleme dönüşüyor. Boykotun da bir kültüre dönüşmesi gerektiğini düşünüyorum. Hem kültürel olarak yani bir kültürleştiğinde, bir norm haline geldiğinde boykot sürdürebilir bir hale geliyor. Bütünlüklü bakabilmek, tutarlarıyla düşünebilmek, karşı taraf üzerinden o teyitleşmeleri yapabilmek gerçekten bize daha sürdürebilir, daha farkında bir boykot olacak. Boykotun A'sı B'si bence olmaz. Boykot boykottur. Yani mahallesine, camiasına, kişisine göre de değişme olmaz. Eğer zorlanıyorsak, orada kararsızlıkla seçim yapmakta zorlanıyorsak demek ki orada gerçekten bir şeyler var ve bazı yerlerde Allah'a ve rızka, hayata güvenmemiz de gerektiğini düşünüyorum. Bazı şeyler bizim için kısa vadede zor bedel ödemek gibi olabilir ama uzun vadede daha onurlu yaşamak olabilir. Biz daha onurlu yaşamayı, daha rahat yaşamayı düşünmeliyiz. Kimsenin rızkı bu anlamda kesilmiyor. Sadece azalıyor. Duruma göre tekrar geri artıyor. Rızık bitmiyor. Bu konularda da kendimize güvenmeliyiz. Ve boykotu nasıl bir kültür hale dönüştürmemiz gerektiği nokta. Öyle bir hale getirmez ki insan fikri olarak katılmasa bile onu yapmaması gerektiğini, almaması, tüketmemesi gerektiğini farkında olması gerekiyor. Bu şey gibi yere tükürmek nasıl bir ayıpsa artık bazı şeyleri tüketebilmek, kullanabilmek, kullanmak da aynı ayıba dönüştüğünde gerçekten boykot bize bir zihniyet olarak, bir sorumluluk, farkındalık olarak hayatımıza işlemeye başlamıştır demek istiyorum. Çok kesinlikle teşekkür ederim böyle bir konuyu tekrardan hayatımıza kattığın ve bunu konuşma imkanı tanıdığın için. Estağfurullah, ben teşekkür ederim geldiğin için. Son olarak No Thanks app'ini ben uygulamasını tavsiye etmek istiyorum. Dediğin gibi hakka girmemek ve gerçekten ben doğru şeyleri mi boykot ediyorum diye soranlar için bütünlüklü bir şey. Hani böyle işte herkesi sağdan soldan işte şu şundan dolayı bu bundan dolayı demek diyerek değil de uygulamada marka ismini giriyorsunuz ya da işte barkodunu okuyorsunuz. Barkod Türkiye'de veya Almanya'da çok çalıştığını zannetmiyorum. Kullanmadım ama ben genelde marka isimlerini aramaya vererek kullanıyorum. Direkt size neden boykot etmeniz gerektiğini söylüyor. Doğrudan işbirlikleri, doğrudan işte yapılan bağışlar, İsrail'de işte yapılan bir yatırım gibi şeyleri size veriyor. Evet çok marka var. Evet hayatımızdan bazı şeyler de çıktı bu yüzden. İyi ki de çıktı. Böyle de bakmak lazım. Bilmeseydik daha kötü olurdu. Bilmeden tüketseydik. Ben son olarak bunu tavsiye etmiş olayım. Daha sürdürülebilir senin dediğin gibi ve daha doğru nokta atışı boykot hareketine katılabilmek için bunu kullanabilirler dinleyicilerimiz. Katıldığın için ben teşekkür ediyorum. Seninle çok güzel
güzel bir sohbet oldu her zamanki gibi. Bunu bir podcast'e dönüştürmek benim için daha büyük bir zevk. Bir evet. sonraki bölümde inşallah tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın diyorum ben. Çok teşekkürler.